Herkese merhaba arkadaşlar. Ben mutfağa kahvaltı hazırlığım için geldim. Pek uykum alamadım yine bugün. Biraz uyu uyan, uyu uyan. Kafamda iş olunca benim böyle. Hani mutfağın bir şeyleri yapılacak ya, ufak tefek de olsa. İşte böyle kafam dolu olunca deliksiz bir uyku çekemiyorum. Gerçi o çok uzun zamandır böyle bir yatayım ta sabaha kadar uyuyayım olamadım yani. Bugün de o günlerden biriydi işte. Kızım okulda zaten. Kutay'da öğlenci biliyorsunuz ama bugün okula gitmeyecek. Çünkü grip, bayağı bir grip. Burnu akıyor, gözleri akıyor, öksürüyor falan. Ferit Özdensiz gelebilir. Şu anda patates kızartıyorum kahvaltıya. Bir de bu içi salamlı kaşarlı, dışı tavuk olan bir şey var ya. Hani belki sizler sabahları tercih etmiyorsunuzdur belki ama biz nedense sabah seviyoruz onu yemeyi. Cordon bleu mu artık, farklı okunuyormuş. Ben söylediğimde bazı arkadaşlar gülmüşlerdi. Onu yapacağım. Zaten size paketi de gösteririm, bundan bahsediyorum diye. Şok marketten almıştık diye hatırlıyorum. Bahsettiğim bu. Şöyle bir şey. Şimdi ser gibi görünüyor ama içinde dediğim gibi kaşar salam oluyor. Çok güzel, çok lezzetli bence. Ay bu arada arkadaşlar, gece başımıza ne iş geldi size de onu anlatacağım. Hele şu kahvaltı faslını bir bitirelim de. Patatesi kızarttım. Fritözden çıkardım. Emrah da sofrayı hazırlamama yardım ediyor. Burada o kordon bleu. Neyse o. Burada da zeytin, peynir, kaymak, hem bal çıkaracağım reçelle. Bir de şöyle misin çedarlı krem peynirinden çıkardım. O zaman bize afiyet olsun. Biz kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şöyle Emrah kulpları da söktü. Hamur yoğurma makinesini falan da aldım. Emrah diyor ki biraz ağrım azalmışken hemen bir kat boyayayım ben bunları dedi. Şöyle şurası, gördüğünüz gibi tüm kulplar söküldü. Bu arada galiba bunları da kaplayacağız. Emrah dedi ki gel kaplayalım hadi. Gözün ona da alışır dedi. Zaten gördüğünüz gibi bazı yerlerde pas lekeleri, soyulmalar olduğu için. İyi tamam dedim, bakalım nasıl olacak. Belki bugün kulpları da vernikleriz. Dün gece ne oldu ben size onu anlatayım. Banyodan bir ses geliyor böyle. Hoşur 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 hoşur. Normalde işte komşulardan falan, hani duş alan, lavaboyu kullanan falan varsa böyle borulardan geçerken bir su sesi gelir banyoya. Salonda oturuyordum. Kulağımda da kulaklık olduğu için tabii ki de duyamadım. Tam mutfağa geçecekti. Bu su sesi nereden geliyor acaba dedim. Suyumu doldurdum, dönerken dedim ki Allah Allah, bu kadar da ses gelmiyordu. Bir gireyim ki ne göreyim arkadaşlar. Cap cap ayağım banyoya girer girmez su içinde kaldı mı? Meğer bizim banyodaki lavabonun altındaki su borusu patlamış. Her taraf su. Dolabın içi. Bir görseniz yani. Hemen Emrah'ı kaldırdım. Aklıma gelmedi hemen saatini kapatayım falan. Bir anda böyle panikle. Emrah hemen direkt gitti, saati kapattı. Şeyde de varmış vana gibi bir yer. Lavabonun altında, onu da kapattım ama her yer su yani. Kapakları açık bir şekilde kuruttuk, her tarafı sildik, halıları falan kaldırdık ama kapaklar ne şişmiş. Bir görseniz, size de göstereyim. Bakın buradan zaten kabardı iyice. Buralar öyle, görebilirsiniz. Hele bu kısım daha belirgin şöyle. Görüyor musunuz nasıl şişti? İç kısımlarında bir şey yok şuralarda. Burada falan da kapaklar çok kötü oldu. Dediğim gibi bunların her birini güzelce içini temizledik, ettik, suyunu aldık, kuruladım, geri yerleştirdim. Burada tabii ki toz bezlerim falan vardı. Her biri ayrı ayrı, cam bezim ayrı, toz bezim ayrı, pencere pima pem bezim ayrı falan. O bezleri rulo yapıp buraya koyuyordum. Allah'ım. Hepsi mahvolmuş. O yüzden onlar kuruyor. Bir yere astım onları da. Ya işte böyle oldu. Yine şuraya da bezi koydum. Olur da yine su falan sızacağı olursa, Emrah yaptı çünkü borusunu falan değiştirdi. Arkadaşlar şunu, şu kenarındaki o karalıklar gitmiyor zaten çevresi. O öyle maalesef. Kutay'ı sağlık ocağına götürdüm, geldim. Çünkü Kutay dün burnu akmaya başladı. Geceden beri de öksürüğü var. Antibiyotik verdi tabii ki. Ateşte çünkü inip çıkıyor, inip çıkıyor. Boğazı acıyor. Bayağı gözleri, burnu falan akıyor, yaşarıyor. Görmeniz lazım. Tam grip oldu yani. Gelince hemen ilacını içirdim. Şimdi biraz uzanıyor. Zaten çocuğum
Oturmuyor yani. Bulduğu yere yatası var. Kafasını taşıyamıyor resmen. O dinleniyor. Emrah da biraz ben de dinleneyim. İşleri öyle başlasam olur mu dedi. Olur tabii dedim yani. Hem izindesin hem sağlık sorunlarım var. Birazcık toparlan. Yaparız. Evet, bazı şeylerde aşırı sabırsızım. Her şey hemen olsun, yapılsın, bitsin isteyen biriyim ama yani durumlar da ortada. En önemlisi sağlık tabii ki. Sağlık olunca her şey oluyor. Yapacak bir şey yok yani. Kargo geldi. Önce göstereyim de ondan sonra açayım. Şöyle bir şarjlı doğrayıcı ben kendime almıştım. Emrah'a dedim ki annenin de böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu söylüyordun. Çünkü ipli olan doğrayıcısı bozulmuş. Ben de Emrah'a dedim böyle bir şey alabilirsin. Emrah ne alsan bir şeye de pek ihtiyacı yok. Aklıma bir şey gelmiyor. Çiçek gönderirim falan demişti. Ben de kendime bundan aldım geçen hafta ve çok memnun kaldım arkadaşlar. O yüzden Emrah'a dedim ki yine çiçek istiyorsan al. Yanı sıra bundan da al. Madem annenin ihtiyacı var diyordun hatırlarsan. Ben çok beğendim çünkü. Şöyle bir ürün. İple çekme yerine şarjlı kablosuyla beraber geliyor zaten. Sadece o adaptör kısmı yok. Zaten adaptör de artık çoğumuzun evinde var yani. Şarj ediyorsunuz ve basılı tutarak bunu çalıştırıyorsunuz. Gayet iş görüyor. Birkaç soğan almaz ama büyükbaş bir soğanı alıyor. Dediğim gibi ben çok beğendim. Yani doğraması falan da güzel. O yüzden Emrah'a da teklif sundum. İstersen bundan da alabilirsin annene diye. Bu yani Emrah'ın annesine doğum günü hediyesi olarak alındı. Yanı sıra yine çiçek falan alır mı, yapar mı artık kendi kararı tabii ki. Bu arada size ne söyleyeceğim? Benim güzel kızım İngilizceden 100 almış. Sınıfta tek 100 alan Derin biliyordum ben. Meğersem okulda 7. sınıflar içerisinde tek 100 alan Derinmiş. Öğretmeni bayağı bir tebrik etmiş Derin'i. Söylüyorum ya yani her çocuğun ilgi alanı, başarılı olduğu ders başka oluyor. Değişebiliyor tabii ki. Her derste başarılı olan çocuk da var. Bazı derslerde başarılı olan çocuklar da var. Derin'in en sevdiği, en keyif aldığı ders İngilizce. Gerçekten çok gurur duydum. Derin'in en zorlandığı ders mesela matematiktir. Ama yine de bilirim ki zorlandığı derslerde de olsa benim çocuğum elinden geleni yapıyor, çalışıyor, ödevlerini yapıyor, test çözüyor, artı olarak testler, sorular çözüyor falan. Önemli olan ne iş yapıyorsalar yapsınlar, ellerinden geleni yapmaları benim için çok önemli. Uğraşmaları önemli, olmuyorsa tekrar denemeleri önemli. Ha ne olur eğitim açısından değil de mesela başka bir şeylerde de bir şeyleri yapıp olmayıp bu çocuğumu demoralize edip psikolojisini bozup çok yoruyorsa bir yerde de pes etmeyi de bilmeliler aslında. Ama eğitim konusunda sonuna kadar ellerinden geleni yapmaları için elimden geleni yapacağım. Onları sıkmadan, boğmadan, motive edecek şekilde. Duam da bu yönde. Altın bilezikleri olacak bir meslekleri olmasını her ikisinin de çok istiyorum. Allah'ım tüm evlatlarımıza da inşallah nasip etsin. Çocuklarımıza da Allah'ım zihin açıklığı versin. Tüm öğrencilere de başarılar diliyorum. Biliyorsunuz bu hafta son haftaları artık bir haftalık ara tatile giriyorlar. Karşınızda şu fıstığı tekrar bir tebrik edeyim dedim. Bir şeyleri başaramasam bile seninle gurur duyuyorum. Bunu biliyorsun değil mi? Emek verdiğim için mi? Evet. Canım kızım. Tekrar tebrik ederim. Ömrüm boyunca hep böyle başarıların olsun inşallah. Okul hayatında, iş hayatında, arkadaş hayatında, sonraki seçimlerinde inşallah. Allah'ım şaşırtmasın, sizleri doğru yoldan ayırmasın inşallah. Amin. Emrah boyaya başladı. Tek kat yeterli olacak galiba değil mi? Evet. Fazla ince yapmayın zaten kapatsın değil mi? Tamam. Şu boyayı kullanıyor. Permolit 19 beyaz. Sentetik boya diyor. Tiner'i ne kadar kullanıyorsun canım? Göz kararı mı? Göz kararı. Tiner de çenekliyor biraz. Kapatsın diye fazla ince etmedim ben. Koyu oldu biraz. Hı hı. Şöyle. Emrah şimdi bu ara folyo değişecek. Şu üstü ne yapacağız? O dursun mu öyle?
siyah. Orayı da yapmıştık ya siyah. Şu yukarı diyorum. Böyle kalırsa orayı da yaparız. Folyo almadık ya ama panel aldık. Makinelerden kalırsa. Ha, beyaz eşyayı kaplarken. Boyama işi neredeyse bitti ve tabii ki mutfak dandini bir halde olduğu için, çünkü bazı fazlalıkları buraya falan koyduk, bura öyle dolu, dolaplar falan da boyandığı için aç kapı yapamadığımdan yemek işi bugün yalan oldu. Dışarıdan söyleyeceğiz o yüzden. Daha doğrusu söyledik. Pizza siparişi verdik. Ben de şöyle bir tabağa turşu falan koyacağım. Karışık pizzalar geldi. Şuraya da bir turşu tabağı hazırladım. Vallahi ellerim boyu oldu bu tabağı alana kadar. Pişman oldum açtığıma da dolabı. Ayran da çalkalamıştım zaten. Ayranla beraber pizzalarımızı yiyeceğiz. O zaman bize afiyet olsun. Ahşap kulplarını Emrah boyamaya başladı. Şöyle bir boyayla. Vernik. Pardon, vernikle. Mobilya verniği diyor. Renksizmiş. Bundan. Normalde şöyle görüyorsunuz. Bu ham olanı, bu boyanmış olanı. Ben artık videomu burada sonlandırayım. Kulpları vernikleme işinde Emrah'a yardım edeyim, hemen bitsin. Bilmiyorum, eğer gözüm keser ve uykum gelmezse, ağrım çok fazla olmazsa beyaz eşyaları da kaplamayı düşünüyorum diyor. Kendini pek fazla yorma, bunu da yaptıktan sonra daha bir şey yapma dedim ama bakacağız. Evet, ben videomu burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada geçmiş olsun dilekleriniz için. Derini tebrik edenleriniz olacaktır. Onun için hepinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.